Evet, maç başladı değerli arkadaşlar. Sapanca stadından sevgilerimizi yolluyoruz. Bildiğimiz gibi zorlu bir maç. Yerimizde müsait değil. İnşallah bu engeller kalkınca sizlere daha müsait yerden yayın yapacağız. 0-0. İlk dakikalarda Sapanca'nın atakları var. Önümüzde maalesef demirlikler var. Başka sıkıntımız, yani yapacak bir şeyimiz de yok. İdare edeceğiz. Maalesef demirlikleri çok yüksek yapmışlar. Demirlikleri yüksek olunca orta saha normal görünüyor. 0-0. Rakibimiz puan itibariyle en son konumda ama acil puana ihtiyacı var, biliyorsunuz. Şu anda ilk hatamız gerçekleşiyor. Evet. İlk şutumuz out. Karşı tribünde taraftarlarımız var. Az bir taraftar var. Çok kötü bir yerde misafir tribünü ama yine bizimkiler tabii ki ev sahibi taraftarların içine karışmış durumda. Protokolün yani %75'i de Pazarspor. Evet. Taraftarı diyebiliriz. Protokolda çok tanıdık yüzler var. 0-0. Evet, bu yayını size ulaştıran Uğur Aslan İnşaat ve Limited şirketine teşekkür ediyoruz. Bu yayın sizlere Uğur Aslan İnşaat ve Limited şirketi tarafından sunuluyor. Pazar sevdalarına, Pazarspor taraftarlarına duyuralım. Uzun bir top, çok basit bir top. Henüz önemli bir atak yok. Uzun bir top. Dediğimiz gibi puan itibariyle Sakarya ligin sonunda. Evet. Biz de şu an itibariyle 10. sıradayız. İşte işin kötü yanı sağımızda ve solumuzda uzun demirlikler var. Uzun demirlikler görüntüleri aksatıyor. Özür dileriz. Serbest vuruş kazandılar. Kötü bir nokta. Maalesef görüntü sıkıntımız var. Kalksak yukarı doğru. Demirliği açtık. Ama sıkıntı da var, biliyorsunuz. Tehlike bir yer. Thank you.
kaleci çok rahat bir şekilde bu atağı evet savuşturduk. İyi kullanamadılar. Evet, güzel bir içeri girebilse tehlike olabilir. Çok kötü bir ortam. Yani içeri atıp içeri taşısaydı. Çok güzel girdi ama çok kötü vurdu. 0-0. Dakika 7. Çocuk var mı? Yok. Ben yok. Sana şöyle Süleyman abi gelsin. Attık mı? Şu an oyun ortada. Dakika 7. Dakika 8, 0-0. Herhangi bir önemli atak yok. Offside bayrağı kalktı. Dokuzuncu dakika 0-0. Şu an itibariyle ortada dolaşıyor. Dediğimiz gibi maalesef stadyumu demirliklerle çevirdikleri için, stadyumu demirliklerle çevirdiği için, bu da taraftarın herhalde girmemesi için görüntü alırken demirliklerle karşılaşıyoruz. Bunun için de yapacak bir şeyimiz yok. Artık idare edeceğiz. Offside bardağı kalktı. Evet, tabii ki takım da düşme potasında olduğu için yani çok bir etkili atakları yok. Ama onlar da biliyor ki 3 puan onlar için çok önemli. Pazarspor'u da herhalde gözüne kestirmişler. Ama Pazarspor inşallah buradan puan ve puanlar alacak. Şu anda herhangi bir çok etkili bir atakları yok. Sıfır. Evet, gördüğünüz gibi maç ortada dönüyor. Evet.
Sağ mükemmel. Sağ. Maçtan önce sahaya indik. Gerçekten halı gibi. Maşallah çok güzel. Pürüzsüz. Mükemmel bir sağlığı var. Evet, gol pozisyonu %100 bir golü, %100 bir golü kaçırdık bir anda. Evet, Harun bir anda gol pozisyonuna girdi. Evet, 12. dakikada %100 bir gol kaçtı pazar adına. Dakika 12:00. Evet, 14. dakikada çok tehlikeli bir atak yedik. Az da evet, kendi kalemize gol atıyorduk. Allah'tan evet, top kaleyi bulmadı. Korner atışını kullandılar. Top evet, çıkmamış. Sıfır sıfır. Sağ kanattan atak yaptık ama atağımızı kestiler. Sıfır sıfır. Dakika 15. Uzun bir top. Defansımız uzaklaştı. Sıfır sıfır devam ediyor. Sapanca 0, Pazar 0. Pazar sporumuzda bir oyuncu değişikliği var. Sanırım bir sakatlık var. Kötü pozisyon, penaltıda verebilirdi ama dışarıda, hakem dışarıda dedi. Koştu. Başımız tabii ki Sapanca'da düşme pozisyonunda olduğu için 70 numaralı sporcumuz çıkıyor. Kapardı, giriyor oyuna. Evet. 15. dakikada galiba sakatlığını hissetti. Oynayamıyor herhalde. Maçtan aldı hocamız. Bilemiyoruz. Şu anda çok kritik bir Pazar Spor'un değişikliği.
çıkan oyuncu 70 numaralı formasıyla Efe Tayran Altınkara, yeni giren oyuncu 90 numaralı formasıyla Mustafa Atarlı. Mustafa Atarlı girdi, Efe çıktı, dakika 16. 16. dakika. Şimdi çok kritik bir bölüm var. Şöyle çıkalım bakalım. Evet, biz tehlikeli bir kafa vuruşu ama kaleci Spor'dan sarı kart gören oyuncu 88 numaralı formasıyla Furkan Hızlı. Furkan'ın sarı kart gördüğünü söylüyorlar. 17. dakikada Furkan sarı kart gördü. 0-0. Sıfır. Evet, bir serbest vuruş kazandık. Güzel kullanabiliriz. Bu arada çocukların sıkıntıları var. Öyle. Bakalım. Önümüzde direkler var. Demirler var. Hiç uygunsuz bir yayın sunuyoruz. Kusura bakmayın. Yani maalesef şu andaki imkanlar bu. Değişik bir gösterim yapıyoruz. Ama olumsuz sonuçlandı tabii ki. Sıfır sıfır dakika 20. 20. dakika 0-0. Durum 0-0. Pazar Spor'da sarı kart gören oyuncu 8 numaralı formasıyla Emre Turan. Emre'nin sarı kartları gördüğünü söylüyor. Dakika 20. 20. dakikada Emre sarı kart gördü. Önemli pozisyon olarak Pazar Spor'un atamadığı bir tek bir pozisyon var. O da Harun'du galiba. Harun'la karşı karşıya kaldı. Harun maalesef çok kötü kullandı. Yani kayda değer en önemli pozisyon bu. Sıfır sıfır. (Gülüyor)
Çok rahat bir top aldı Ali'cimiz. Evet, bu yayın Uğur Aslan İnşaat ve Limited şirketi tarafından Pazarspor sevdalılarına hediye ediliyor. Uğur Aslan'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Pazarları, pazarı sevenlerin izlemesi için evet, bizleri bu imkanları tanıdılar. İnşallah daha güzel şey yapacaklarını söylediler. Tabii ki normal ortamlarda sizlere daha güzel yayın vermek isteriz. Normal bir ortamlarda. Evet, bir sakatlık var. 0-0. Bu sakatlıktan yararlanalım. Kalede Halil, Emre, Göktuğ, Yavuz, Batuhan, Esat, Ahmet, Muhammed, Efe, Emircan ve Furkan'la başladık. Bunu buradan vurguluyoruz. Kalede Halil, Emre, Göktuğ, Yavuz, Batuhan, Esat, Ahmet, Muhammed, Efe, Emircan ve Furkan'la başladık. Yedeklere bakalım. İbrahim Bağcı, Fatih Cin, Emre, Ali, Hacı Şükrü Çiçek, Emirhan, Alperen, Mustafa ve Remzi. Bu arada Mustafa Apar'da oyuna girdi. Onu da buradan söyleyelim. Efe Taylan'da çıkmıştı. 0-0. Rakibimiz son durumda. 18 puanda. Bizim ise 26 puanımız var. Maçı alırsak çok şey değişebilir. Atakları var. Evet, aldık. Bir anda kontra atak mı? Hayır. Adam geldi, başımıza dikildi, çekim yapmamaz için. Dur bakalım. Tehlikeli pozisyon. Bir anda topu kaptık ama kimse yok. Bir sarı kart daha yedik. Pazarspor'da sarı kart gören önce 90 numaralı formasıyla Mustafa Apar'dı. Çok güzel, saha çok güzel. Tam futbol oynanacak bir gün. Bir de Pazarspor'a gol atarsak
Pazar Spor olarak gol atarsak çok güzel olacak. Gördüğünüz gibi biraz monoton geçiyor. Yani bu deplasmandan tabii ki puan da alsak, bir puan da alsak bizim için evet iyi, ama 3 puan çok daha güzel olacak. 3 puan aldığımız anda evet yukarılara playoff'a oynayabiliriz. Çünkü 3 puanla her şey değişiyor. Ama bu futbolla mı diyorsunuz? İşte bazen kötü futbolla da 3 puan alınabiliyor. Sekizinci dakikada yine tehlikeli geldiler. Ensar topu uzaklaştırdı. Pazar için iyi. Kötü bir vuruş. Dakika 0-0. Dakika 29 0-0. Tehlikeli geldiler. Çok uzun top, topu kovalıyor. Tek başına kalmış tabii ki. Tek başına olduğu için şut hakkını kullandı. Hiçbir şey olmadı. Sıfır sıfır dakika 30. 30. dakika 0-0. Topu uzaklaştırıyoruz. İleride çok zayıfız. İleri gol gücümüz çok zayıf maalesef. Bu arada tabii kendi imkanlarıyla da Sapanca yayın yapıyor. Biz cep telefonundan, onlar TV kameralarından. Bu dakikalar biraz baskı var. Pazar Spor daha rahat oynaması gerekiyor. Hadi Berkay! 0-0. 32. dakika 0-0. Faul kazandı. Evet, yayınlarımız bildiğiniz gibi sağımızda ve solumuzda maalesef demir
demir tel örgüleri olduğu için taraftar atlamasın diye maalesef saatli bir yayın sağdan soldan veremiyoruz ama orta sahaya hakimiz. Ama hadi gol de orta sahada olmaz tabii ki. Bakalım. Öyle yanaşalım biraz. Şeref türbününde yer yok. Gülhan Sapanca Spor'dan da yardım alalım. Gülhan Muhtaymıştı. Ediyor ama golü verdiler tabii. Golü verdikten sonra itiraza gerek yok. Hiçbir şey değişecek mi? Hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. İtirazlar var. Golü verdi hakem. Hakeme sürekli itiraz ediyor. Bilemiyorum. İtiraz nedeni nedir ama. Evet. 34. dakikada ev sayısı, ev sahibi 1-0 ile geçti. Ama dediğimiz gibi gol gelir. Sıkıntı olmaz. Atamadığımız bir gol var. Yüzde yüz atamadığımız bir gol var. Biz atamadık. Onlar attı ama güzel göğsüyle aldı topu. Ne yolladı. Sırağını sürdürdü, kazandı topu. Bazını da Sultan'ı aldı. Alihan. Korner daha kazandılar. Kalabalık biraz daha baskını. Uzaklaştırıyoruz. Kimse yok tabii ki. Evet. Tamamen kapanmış durumda. Hiç kimse yok. Dakika 36. 0-0. Tak olur mu? Tek kişiyle ucundayız ama hiçbir şey yok. Tek kişiyle ucum, kimse yok. Bekliyor. Defans da yerini aldı zaten. İleride maalesef ucum gücümüz az. Kendi etrafında döndü. Pasını aktarmayı denedi. Son yerde kaldı. Şimdi oyun devam ediyor.
Evet, oyuncu doğal olarak kendini rahattı şu anda. Hakem onu durdurdu. 33. dakikada atılan golle Sapanca 1-0 üstün oynuyor. Evet, kalecimiz çok itiraz etti ama bilemiyoruz tabii ki, sonuçta gol verildi. 33. dakikada sağ kanattan gelen ortayı göğsüyle aldı ve ağları buldu. Israrla orta sahada ısrarla bir ağız dalaşı var. Idi. 33. dakikada sağdan gelen ortayı güzel değerlendiren Ekici Sapanca adına golü attı ve şu an 1-0 önde oynuyor Sapanca. Uzun bir geri pas. ...33. dakikada atılan gol ile Sapanca 1-0 önde oynuyor. Gelmez postunu verdi Ömer Karancı'ya. Ömer alabilecek mi diye bakıyorum. Kaptanın müdahalesiyle top öde çıktı. 1-0. Evet. Sapanca'nın galibiyeti var. 33. dakikada gol geldi. Şu an 42. dakikadayız. Dakika 40. Kazanspor 1-0 mağlup oynuyor. Evet, bu yayın Uğur Aslan İnşaat ve Limited Şirketi tarafından sizlere ulaştırıyor. Başkan yardımcımız Uğur Aslan'a da teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Başkan Pazarspor'a bu yayını aktarıyor ama en azından bir puan diyoruz. En az bir puan deplasmanda. Fakat ileri üçlümüz çok zayıf geride maalesef. Dakika 41. Bir sıfır. Sapanca'nın üstünlüğü var. Altı tane defans oyuncuları var. Bizde üç tane forvet oyuncumuz ama bir şey yapamadık. Taca kullandık. Taj bu kornerini. Korner atışı var galiba. Önümüzde de direk var. Dakika 42.
Evet, kafa vuruşu bizden ama out. Bu arada soğuk rüzgarlar da esiyor. Soğuk şekilde bir rüzgarda yiyoruz. Evet, 33. dakikada 1-0 öne geçti Sapanca. Korner atışı kullandılar. Sol taraftan bir korner atışı kullanacaklar. 1-0 Pazarspor mağlup oynuyor. Ali'ye faul var. Evet, bu bunu atlattı. Bu 1-0 mağlubiyet devam ediyor. Dakika 44. Dakika 44, 33. dakikada Sapanca'nın attığı golle 1-0 önde oynuyor Sapanca. Tabii kolay maç değil. Rakibimiz, tekrar ediyorum, rakibimiz 18 puanla en sonuncu. 18 puanla en son. Puanlar o kadar yakın ki ne olacağı belli değil. Bizim puanımız şu anda bizim puanımız 26, 18, 20 yenerse 20 puana çıkacak tabii. 5. dakikadayız. Müsabakanın ilk yarı sonuna oynanmalı süre olarak en az 2 dakika ilave edilmiştir. 2 dakika uzatma var. Evet. 33. dakikada bir gol var. Bizim de %100 atamadığımız bir gol var. Yani bu çok tehlikeli. Vallahi faul vermedi. Sakarya tarafları isyanda. Hala devam ediyor kesinlikle. İlk yarı, evet, şu anda skor durdu. 1-0 önde oynuyor 33. dakikada. Evet, Sakarya'nın golü geldi. Sakarya nereden çıktı? Sapanca. Sapanca'nın golü 1-0 önde. 2 dakika uzatma verilmişti. Taç atışı kullanıyoruz.
İleride çok sayı. İleride çok sayı. Takım nasıl gol atacak? Dediğimiz gibi. Ya karamboldan, dediğimiz gibi. Eğer penaltı olursa topu alıp götüren bir forvet yok. Etkili bir forvet yok. Evet. İkinci düdüğü çaldı. İlk yarı Sapanca 1, Uzar 0. Şimdi maçı başlıyor.